İnegöl Belediyesi kırsal bölgelerde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için barınma ve besleme alanları oluşturuyor. 7 noktada aktif hale gelen besleme noktasında inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, hayvanseverlerin de bu alanlara yiyecek bırakabileceğini ifade etti. Şehirde yaşayan her canlı üzerinde sorumluluk hissederek bu düşünceyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kış şartlarında sokak hayvanlarını da unutmadı. Ağacın dibine. Can dostları için şehrin belli bölgelerinde bulunan besleme noktalarına yeni besleme ve barınma noktaları ilave edildi. Kırsal bölgelere yakın noktalarda 10 adet barınma ve besleme noktası oluşturması için çalışma başlatıldı. Dedi ki bu Sancı Ulaşan... Kurşunlu bölgesinde 2 adet, Tahtaköprü Domaniç yol üzerinde 2 adet, Boğazköy Barajı mevkiinde 2 adet ve Yeniceköy bölgesinde 1 adet olmak üzere 7 nokta oluşturuldu. Diğer 3 nokta için de çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Berabendeki mesuyeleriyle birlikte Boğazköy Barajı mevkiinde barınma ve besleme noktasındaki yerleri inceledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban şuna söyledi. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz aslında bir altyapı elemanı, sağlam beton yapı ve box olarak geçiyor. Biz bunları sahada özellikle satın almalarını yaparak 10 ayrı noktada yerleştirilmesiyle alakalı bir süreç başlattık. Bu yerlerden bir tanesi de bulunduğumuz alan. Buraya konuşlandırmış bulunuyoruz. Burada düzenli olarak iç kısmında 8-10 tane can dostumuzun barınabileceği, kalabileceği, soğuktan korunabileceği bir mekan olarak düşünebilirsiniz. Ve güvenli, sağlam bir yapı. Nihayet itibariyle arka kısmını da güzel bir işçilikle kapatarak sadece ön kısmından giriş çıkış sağlanacak şekilde onlara bir barınma alanı oluşturuyoruz ve doğal ortamın içerisinde oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi temizlik hizmetlerimiz kapsamında tüm şehirde bireysel çöp konteynerları dağıtımımız oldu. Bundan kaynaklı olarak da artık çöplerimiz, evsel çöplerimiz çöp kovalarının içerisine bırakılmış oluyor. Dolayısıyla tüm sokak canlarımızın da bu anlamda kendilerine alan bulamadığını görüyoruz. Bunları zaten en başından beri aslında farkında olarak adım adım güzel bir şekilde iyi bir noktaya getirmek için planlama yaptık. Şimdi geçmişte oluşturmuş olduğumuz besleme noktalarına ilave olarak bugün bir yenisini eklemiş oluyoruz. Burada gerçekten bir konut sağlamlığında, bina sağlamlığında hazır künkleri, boxları kullanıyor olacağız. Bunlardan Kurşunlu bölgemizde, Tahtaköprü Domaniç yolu bölgesinde, yine bu Boğazköy dediğimiz bölgede, yine kırsal alanlarda ve Yeniceköy mahallesinin kırsal kesimlerinde olmak üzere besleme noktalarını yerlerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde de hayvanseverlerimizin de isterlerse buralara gelerek buralarda besleme yapabileceklerini ifade ediyorum. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.